TUSAŞ Motor Sanayi TEI son yıllarda motor parça üretiminden kendi özgün ürünlerine doğru farklı bir yolda ilerliyor. TC90, TJ300, PD170 ve TS1400 derken milli motor tasarımları yerli tasarım hava araçlarıyla buluşuyor. TEİ ile ilgili son gelişmeleri konuşmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Prof. Dr. Mahmut Akşit ile video konferans yaptık. Bize en fazla sorulan konu işte uçakların en önemli kritik parçası motor ve motoru imal etmek neredeyse bir uçağı, helikopteri yapmaktan özgün bir motoru tabii daha fazla sürüyor. Evet. Sizden ricamız, acaba bu süreçler motorda niye daha uzun sürüyor? Motorun ne kadar zor bir iş olduğunu anlatmak için izleyicilerimize özellikle havacılık sektöründe export kontrol teknolojiler dediğimiz şeyler var. Yani kimsenin kimseye satmadığı, hatta bırakın satmayı, diğer bu ülkenin vatandaşlarınız diğer bir ülke vatandaşına bahsetmenizin bile yasak olduğu bazı export kontrol teknolojiler var. Bunlara baktığınız zaman size uçağı satıyorlar mesela. Politik şeyler olabilir ama genellikle satıyorlar. F-16'ları almışız zamanında mesela. Ama bunun motorunun sıcak bölgesinin teknolojisini satmazlar. Yani orayı nasıl tasarladıklarını, hesaplarını, kitaplarını hiçbir şekilde paylaşmazlar. Motorun özellikle sıcak bölgesi yüksek teknoloji gerektiren kritik bir yani high tech kritik bir bölgedir. Aynı şekilde aviyonik, yani bir uçağı sattıkları zaman aviyoniğin kodlarını, meşhur zaten F-35'te de var biliyorsunuz, kodları veriyorlar mı vermiyorlar mı? Aviyonik ve elektronik kontrol işin bel kemiğidir ve çok ciddi know-how, tecrübe, uçağı o hızlarda, o manevralarda stabil bir şekilde tutabilmek, bununla ilgili yazılımlar, tecrübe. Tabii ki doğal olarak o kadar emek vermiş olan, geliştirmiş yüzlerce yıldır size verip sizi kendine rakip istemez. Hiç kimse için geçerli değil bu, dünyanın hangisi neresi olursa olsun. O yüzden bu teknolojiler niye bu kadar uzun sürüyor? Çünkü motor dediğimiz zaman nasıl söyleyeyim, uçak nispeten biraz daha kolay. Tabii ki onu da süpersonik uçuş için özel tasarlamanız, analizlerini yapmanız gerekiyor ama sonuç olarak gövde kompozitten veya alüminyum veya titanyum parçalardan yapılıyor, bir araya getiriliyor. Ama motor da özellikle sıcak bölgede malzemeyi dahi tedarik edemiyorsunuz. Hadi malzemeyi tedarik ettiniz, bunu yarı mamul halini tedarik edemiyorsunuz. Tasarımı yapmakla, yani tasarım ayrı bir know-how. Mühendislik ekibini kurduk, motoru tasarladık. Hadi bakalım bunu üretelim dedik. Üretme teknolojileri, işte o incecik delikleri, böyle binlerce deliği istediğiniz açıda, soğutma delikleri var mesela, delebiliyor musunuz? Üstünde özel bir kaplama var. Kaplamayı o düzgünlükte, o kalınlıkta, mikron, azıcık kalın olsa dökülür, azıcık ince olsa aşağısı aşırı ısınır. Uniform bir şekilde kompleks bir geometriye tutturup atabiliyor musunuz? Yüzeyde shaping dediğimiz çok özel işlemler var. Yüzeye böyle kompresif baskı stresleri bırakıyoruz ki döngüsel yüklerde çatlama olmasın, ömrü uzun olsun. Böyle özel işlemleri yapacak yeteneğiniz var mı? Hadi bunları da yapabildiniz. Malzeme kimden alacaksınız? Hadi kanat, tek kristal, özel monokristal de deniyor bazen. Bu bütün türbünün sıcak kanadı tek bir hücreden oluşmuş. Metaller insanlar gibi hücrelerden bir araya geliyor. Bu hücrelere biz grain diyoruz. Mikroskop altında baktığınız zaman bu hücrecikleri görebilirsiniz. Metal donmaya başladı. Ergimiş bir metali yavaş yavaş sıcaklığını düşürürken donma noktasına geldiğinizde her noktada bu kristaller oluşmaya başlar. Birden çok noktada. Fakat bunlar donup bir araya geldiklerinde aralarına grain bandeleri oluşturuyorlar. Yüksek sıcaklıkta çalışan bir parça olduğu için merkez kaç kuvvetiyle yüksek bir hıza dönüyor. Sıcak, üstünde bir ciddi bir çekme yükü oluyor. Kanat kendini dışarı doğru fırlatmaya çalışıyor. Bir de üstünden akan akış bunu çevirmeye çalışıyor basınç yüküyle ki kompresöre güç sağlasın. Bu yükler altında yüksek sıcaklıkta metaller deforme oluyor. Kanatlar uzuyor ve dönüyor zamanla, kullandıkça. Bakımlar sırasında bunlar ölçülüyor. Toleransların dışına çıktıysa atıyorlar, yenisini takıyorlar. Çünkü statora aşırı bir şekilde sürterse kanadın ucu, bir parça koparsa bütün motoru darmadağın ediyor, Allah korusun. Bu düşen F-16'larımızın bir kısmı bundan dolayı düşüyor. Aşırı işte manevra yüklerinden dolayı sürtmelerden falan filan olabiliyor bunlar. Her neyse bu şeye geri girdim. Niye bu kadar zor oluyor diye. Bu tabii ki bu deformasyon, o uzama sizin motoru hangi sıcaklıkta kullanabileceğinizi sınırlıyor. Öyle olunca da düşünmüşler bunu. Daha yüksek sıcaklıkta motoru nasıl çalıştırabiliriz diye. Bu baktıkları zaman biz teknik dilde mühendislik, magnum mühendisliğinde buna creep diyoruz, sürünme. Bu deformasyonun grainlerin birbiri üstüne kayarak deforme olmasından olduğunu görmüşler. Demişler ki daha yüksek sıcaklıkta daha yüksek mukavemet elde etmek için bu kaymayı engellememiz lazım. Nasıl yapalım? Bütün kanadı tek bir kristalden yapalım. Donma olurken diğer kristalleri izole ediyorsunuz. Bir tanesini alıyorsunuz. O kompleks kanat şeklini donduracak şekilde donma yüzeyini böyle kademeli olarak kontrol ederek tek bir kanadı tek bir kristalden yapıyorsunuz. Kristalden gelip grain'den yapıyorsunuz. Bu çok yüksek bir teknoloji. Bunu dünyada yapabilen çok fazla ülke yok. Yapanlar da satmıyorlar. Ben işte bu milli helikopter motoru projemize başladığımızda önümüzdeki en büyük şeylerden birisi. Yani tasarladık. Tasarlamak ayrı bir dert. Çok kompleks bir sistemi. Tasarladık. Hadi imalatı, o ayrı bir dert. Hadi malzemeyi kime döktüreceğiz? Kim yapacak bunu? Değişik yerlerden sipariş istedik yani. Dedik ki yani bunu beraber yapalım, olmaz. Biz tasarlayalım, siz bize üretin, teklif yok. Biz bunu ne zaman ki kendimiz Türkiye'de TÜBİTAK MAM ekibine de buradan teşekkür ediyorum. Malzeme Enstitüsü'ndeki arkadaşlar gerçekten çok ciddi iş başardılar. Tabii bizim de desteğimizde biz burada bütün isterleri, diğer neler istiyoruz, her şeyi çok ciddi paylaştık, beraber çalıştık. Bunu başarıyla döktük Türkiye'de. Ne zamanki döktük, şimdi size dökelim diye teklif gönderiyorlar bize. Biz döktük artık yani. Geçmiş olsun. Demek istediğim niye uzun sürüyor? Yani dünyada kolay kolay kimsenin yapmayacağı, yapamayacağı çok sayıda ülkenin, çok sayıda küçük şirket sayısı, bir elin parmağını geçmeyecek şirketlerin üretebileceği teknolojileri kendiniz yapmak zorunda kaldığınız için, bunları da geliştirmek zorunda kaldığınız için süreç uzuyor. Yani bir arabanın kaportasını yapmak hızlı, motorun tasarımı da yapmak hadi hızlı desek, imalatında gerekli teknolojileri de geliştirmeniz gerekiyor. Ciddi bir iş. Gerçekten ciddi bir iş. Ben ikinci sorumda sizin geçtiğimiz günlerde teslim ettiğiniz milli helikopter motorumuz TS1400 ile ilgili sormak istiyorum. Bir yandan ne kadar güzel anlatıyorsunuz bu süreçlerin ne kadar zor ve ağır bir çalışma gerektirdiğini, ama bir yandan da TS1400'ü de 3 yılda 2017'de imza attınız, 2020'nin son ayında teslim ettiniz. Yani aslında 3 yıl da çok kısa bir süre bunun için. Şöyle bir örnek vereyim. Tipik olarak biz de bu sektörde ben uzun yıllar Amerika'da çalıştım bu işin içinde Türkiye'ye gelmeden önce. Tipik olarak bu sektörde yeni bir helikopter motoru geliştireceksiniz diyelim. Bunu da daha önce yaptığınız bir motordan ölçekleyerek geliştiriyorsunuz. Yani daha önce 1000 beygirlik bir motorunuz var, 1500 beygirlik, 1600 beygirlik motorunuz var, 1200-1300 beygirlik bir motor yapacaksınız diyelim. Bunu yaparken bile ortalama olarak belirlenen süreler 6 ile 8 yıldır. Çok basit örnek vereyim yani. 6 ile 8 yılda var olandan bir tane alet üretiyorsunuz. Biz bunu sıfırdan yaptık. Biz tabii ki 3 yılda bunu ilk prototipi teslim başına 3,5 yılda geldik, ama bu hala uçmaya hazır manasına değil. Daha bunu biz saatlerce testlere tabi tutacağız. Yani daha bunun en az birkaç yılı daha var. Ama diğer rakiplerin, diğer OEM'lerin mevcuttan yenisini türettiği zamanda biz inşallah sıfırdan türetmiş olacağız ki bu Türk mühendislerimizin, bizim buradaki TEİ mühendislerinin, Türkiye'deki bu işe katkı veren bütün arkadaşların, imalatçıların hepsinin büyük başarısı diyorum. Gerçekten de çok iyi bir iş çıkardılar. Belki bunu hiçbir yerde söylememişimdir, okuyucularımızla paylaşayım. İlk çekirdek motorumuzu yaptık. Türkiye'nin ilk gerçek anlamda jet motoru. Çekirdek motor diyoruz biz. Kompresör emiyorsunuz, yanma odası yakıyorsunuz. Türbün kompresörü sürüyor. Bir paket halinde gücü üretiyorsunuz. Arkadan gazı yüksek hızda atıyorsunuz. Bu çekirdek motorumuzu jet bremzemizle yaptık. İlk motoru teknik resimlerini yaptık, imalatını yaptık, bir araya getirdik, vidaladık, taktık bremzemize, düğmeye bastık ve ilk montajımızda daha çalıştık. Ben arkadaşlara şey dedim, yani Murphy'nin ayağını kırdınız dedim. Bu meşhur Amerika'da Murphy kuralı vardır. İlk seferde çalıştıysa bir şeyler yanlış gitmiştir diye onun meşhur bir sözü vardır. Yani böyle kompleks sistemler, deneyler ilk seferde kolay kolay çalışmaz. Yani çok zor süreçler. Ama bu şeyi gösteriyor maşallah. Ekibimiz çok titiz bir iş çıkardı. Yani daha önce hiç yapmamış olmamıza rağmen teoriden çalışarak, makaleler okuyarak, yani burası bizim buradaki ekibimiz, bizim şu anda üniversitelerin biliyorsunuz, belki biliyorsunuzdur, uluslararası makale database'lerinde kütüphanelerin üyelikleri vardır. Akademik çalışanlar buradan dergi makalelerini indirip okuyup kendi alanlarıyla ilgili research yapsınlar, ARGE çalışması, yayın çıkarsınlar diye. Bizim burada aynı Türkiye'deki en iyi üniversiteler gibi uluslararası makale database'lerine üyeliğimiz var. Yani bir akademik kurum gibi buradaki mühendis arkadaşlar kendi yani tasarladıkları şeyle ilgili bütün dünyada kim ne yapmış indiriyorlar. Yani herkes açık database'lerde çalışıyorlar. Tabii orada anlatılmayan şeyleri kendileri hesaplayarak, çözerek ilerlemek zorundalar. Orada her şey yazılmaz tabii ki. Ve bunu adım adım böyle teknolojiyi geliştirerek gidiyoruz ama gerçekten güzel iş çıkardı. TEI ekibimiz, bütün mühendislerimiz, hepsini buradan tebrik ediyorum. Bu yıl motor teslimatlarınız TS1400 özelinde sormak istiyorum. TUSAŞ'a devam edecek. Herhalde yıl sonu gibi mi görürüz T625 Gökbey helikopterinde motorlarınızı? Yok. O kadar acele etmeyelim. Dediğim gibi daha proje başlayalı 3,5 yıl anca oldu. 4 yıl olmadı. Şimdi şöyle işliyor süreç. Biz aslında ekibi de çok zorladık. Yani projeye göre bu motoru bu zamanda teslim etmemiz zorunluluğumuz yoktu. Ekibi zorladık çünkü biliyorsunuz devletin ihtiyacı işte motor tedariğinde sıkıntılar oldu. Bir kısmı motorlarda TAI tedarik edemekte zorlandı. Devletin ihtiyacı var. Yani dediler ki bize siz yapın, biz derhal satın alacağız. Hemen alıp takacağız. Zamanı kısıtmaya çalışıyoruz tabii. Elimizden geldiği kadar hızlı çalışmaya çalışıyoruz. Biz de motor daha olgunlaşmadan daha ilk prototipimiz, tabii bunun çekirdeğini belki 200'den fazla test ettik. 220 kere falan test ettik. Bu teslim ettiğimiz motorun çekirdek versiyonunu defalarca test ettik yani. Ama istediğimiz yerde mi? Kesinlikle değil. Bunu prototip motor haline getirdik ve hemen teslim ettik. Aksesuarlarını da tamamlayıp teslim ettik. Niye? Entegrasyon süreçleri de böyle basit değil. Yani uzun sürüyor. Yani böyle devasa güçler üreten ve yüksek devirde üreten bir motoru incecik, hafif olsun diye incecik tasarlanmış bir kaportaya bağladığınızda bunun beraber bir analizi gerekiyor. İşte ne bileyim, elektronik uyumu gerekiyor. Dişli kutuların biri motorun tahrik işte şaft dişli kutusunun ana dişli kutusuyla dinamik etkileşimlerinin çalışılması gerekiyor. Mesela meşhur bir örnek Kore'de kendi tank motorlarını tasarladılar. Şanzımanı da ayrı ya hazır aldılar tam emin bilmiyorum. Birbirleri yani ayrı ayrı test ettiler, her şey düzgün çalışıyor. Bir araya getirdiler, taktılar tanka, birbirlerini parçaladı ekipman. Çünkü birbirlerini excite ettiler. Dinamik olarak uyumlarında sıkıntı çıktı galiba. Tam bilmiyorum detaylarını. Yani ayrı ayrı tasarladığınız zaman her biri çalışıyorsa bir araya getirince de uyumlu çalışacak manasına gelmiyor. Bunun da mühendisliği ve analizini. Ha, bu ilk yaptıklarında böyle oldu. Tabii ki çözmüşlerdir şimdi bilmiyorum. Yani hemen böyle pil gibi alıp batarya alıp taktınız hemen çalışıyor. Helikopter öyle olmuyor tabii ki. Bunun araca entegrasyonu da birkaç yıl sürebiliyor. Biz o yüzden bir an önce verdik ki onlar da entegrasyon çalışmalarına başlasınlar. Bir yandan hemen aldılar, taktılar. Takarken rahat takılıyor mu, çıkarılıyor mu, bir yerlere dokunuyor mu ya söküp takabiliyoruz ama şuradan şu köşesi biraz şuraya sürtüyor. Bunu tasarımda birazcık yuvarlasanız mesela. Böyle hiç aklınıza gelmeyecek şeyleri bizzat fiili olarak işin başına geçince görüyorsunuz. Bunları da düzeltmeniz gerekiyor. İşte şuradaki yakıt hortumu şuradaki bir yere takılıyor. Tehlikeli olabilir. Takarken sökerken buradan bir çatlak sonra uçuş sırasında risk olabilir. Onu değiştirin, hortumu öbür tarafa alın. Mesela basitçe yani şey yapıyorum, örnek olsun diye söylüyorum. Böyle bir şey olduğundan demiyorum da kolay bir iş değil. Yani örnek olarak da şeyi vereyim. Anka'nın motorunu PD170'i. Biz Anka'nın motorunu TAI'ye teslim ettikten bir yıl sonra ilk uçuşunu yaptı. Tabii uçuştan önce yerde entegre ettiler. Sonra yerde, durduğu yerde gaz verdiler, kontrolünü düzgün yapabiliyorlar mı test ettiler. Sonra yerde taksi testleri yaptılar defalarca. Gaz verdiler, hızlandılar, yavaşladılar. Her şey normalse ondan sonra artık uçalım dediler. Yani bu ciddi bir aşama. Yani araç üreticisi TAI tarafında da ciddi bir aşama. Biz niye bunu hızlı bir şekilde verdik? Biz bu motordan peş peşe üretmeye devam ediyoruz. Şimdi prototipler üreteceğiz. Niye prototip diyoruz? Motorun tasarımı donuncaya kadar hala prototip. Niye? Sahada işte kullanırken, test ederken yer testleri, uçuş testleri, biremzede testler neyse entegrasyon üretici, araç üreticisinden bize feedback geri gelecek. Diyecek ki şurayı biraz daha düzeltin. Şuradaki bağlantıyı biraz işte zor giriyor ustanın eli. Öbür tarafa alabilir miyiz? Yani daha önce gözden kaçmış bir sürü şeyler çıkabilir. Çok kompleks bir sistem. Onları falan düzelteceğiz. İşte yakıt kablosunu biraz uzattın, işte takarken çok gergin oluyor. Atıyorum mesela. Bunun gibi şeyler bize geldikçe biz bunları tasarımda, iterasyonla düzeltiyoruz. Seri imalata geçmeden. Hepsi düzelttikten sonra da artık sertifikasyon testleri için sertifikasyon otoritesini çağırıyoruz. Diyoruz ki biz hazırız, gel bizi sertifikasyon testlerine başla. Ne bütün orada standart testler var. EASA'nın ve EFE'nin de kullandığı. Aynı testleri o test denetçinin huzurunda yapıyorsun. İşte birden gaz veriyorsun, aniden çekiyorsun, sıcakken bir daha başlatıyorsun. Hot restart, cold start bilmem ne bir sürü testleri var bunların. Yani motorun canını okuyorsun, onun huzurunda. Hepsini de geçerse tamam diyor, aferin. Artık bu insan taşıyabilir. Bu da en az 1,5-2 yıldan aşağı sürmüyor. Çünkü bir test yapıyorsunuz. Mesela orada bir bulgu buldu. Diyor ki güzel, tamam ama bak şu hala şuradaki şu şey risk oluşturabilir. Bunu düzeltin, tekrar çağır. Sen geri gidiyorsun, onu tasarımda düzeltiyorsun, imal ediyorsun, tekrar takıyorsun. Diyorsun ki hazırım. Tavsiyenize uyduk, düzelttik. Tekrar test ediyor. Ha, tamam burası düzelmiş diyor. Bu sefer başka bir şey buluyor mesela. Çünkü bir sürü peş peşe testler var. Üçüncü testte başka bir şey buluyor. O yüzden bu iterasyonla gidip gele olduğu için süreç alan bir şey. Yani sertifikasyon testleri. Bunun da bir vakti var. O yüzden bizim şimdi motor teslim ettik. Hemen halkımızın beklentisi bu yıl içinde tekerlekleri yerden kaldıracağız. O kadar hızlı değil. Bu bir süreç. Bunu sabırla baştan aşağı geçeceğiz. Ve bir de doğal olarak Türkiye'de biz bunu ilk defa yapıyoruz. Sertifikasyon otoritesi bizi denetliyor. Tasarımda nerede ne kadar kritik marjin bıraktık. Mesela yüksek stresli şu bölgede, şu diskte tasarım kurallarına göre malzemedeki stresler malzemenin dayanacağının %70'ini geçemez. Mesela kurallar yazılmış. Uluslararası tecrübelerle insanlar ölmüş bu kurallar koyulurken, değil mi? Şimdi bunu herkes biliyor artık. O diyor ki sen bakayım, göster bakayım hesaplarını, burada yeterli marjı bıraktın mı? %70 olması lazım. Benimki %65 stres. Güzel, altındasın, geç. Yani daha bunu tasarım aşamasında da beraber çalışmamız gerekiyor. Bittikten sonra motoru kendisi ve helikopter üstünde ayrı testleri var. Onları da check-off yapıyorlar. Yani izleyicilerimize şey olsun diye söylüyorum. Böyle çok basit bir galeriden araba aldın. Hemen hatta otosanayinde ustaya gittin, motoru taktın, hemen gaza verdin, marşa bastın. Bu kadar basit bir işler değil. Özellikle bu uçağımız, Gökbey helikopterimiz, sivil kullanım için ve sertifikalı olacağı için ve insan hayatı taşıyacağı için sertifikasyon ve test süreçleri çok uzun gerçekten. Ama mesela bir Anka insansız uçağı, biz motoru yaptık. 4-5 bin saat test yaptık, verdik. Biz artık kendimiz şey hissediyoruz. Tasarım ekibi artık buna uçuş izni verdik resmen. COC diyorlar. Certification of Conformance. Bunu şeye verdik, TAI'ye. Dedik ki uçabilirsiniz. Biz motor üreticisi olarak uçuş izni veriyoruz. Bundan sonra bile süreç aldı. Ama bunlar daha kısaydı. Yani biz burada 1-1,5 yıl 4-5 bin saat test ettik. 5 tane paralel de motora test ettik. Yani 5 tane motor yaptık. Birinde yakıt pompasının şu dizaynını test ediyoruz. Ötekinde turbonun bilmem nesini test ediyoruz. Ki vakit kazanalım diye. Hepsini çorba gibi yapıp bir tanesinde test etmiyorsunuz. Yani biri bir testte koşarken öteki başka bir testte koşuyor. Ki süreç hızlansın diye. İnsansız olunca bunlar biraz daha rahat. Niye? İnsan hayatı riski yok. Yani tabii ki maddi risk tabii ki var. Allah korusun uçak düşmesin diye bütün tedbirleri alıyoruz ama insan hayatı girince en başta ben hani işin başında genel müdür olarak kendime sormam lazım. Ben bu motorun üstüne kendim uçar mıyım? Değil mi? Oradaki test pilotunun insanı da can. Onun da çoluk çocuğu tabii var, ailesi var değil mi? Bütün bunlardan emin olduktan sonra biz uçuş izni burada ekip olarak altına imzalıyoruz. Sertifika olarak veriyoruz. Ondan sonra da sertifikasyon süreçleri başlıyor zaten. Yani biraz uzun bir süreç. Lafı uzattım, kusura bakmasınlar. Estağfurullah. Biraz çok güzel anlatıyorsunuz ama tabii ki izleyicilerimiz birçok şeyi öğrenecekler burada da. Çok teşekkürler de detaylı anlattığınız için. Çünkü burada gerçekten çok güzel bilgiler var. Tabii TS1400 bir başlangıç bu sınıf için. Evet. İşte yan modası olsun. Bunun bir helikopter motoru olarak daha büyütülmesi veya ileride biraz değişiklikle bir turboprop motor haline gelmesi söz konusu olacak mı peki? Böyle bir aile, milli aile motoru görecek miyiz? Kesinlikle. Siz zaten bu havacılıkta ilgilendiğiniz için bu motor aileleri kavramını çok iyi biliyorsunuz. Bir motoru yaptığınız zaman belli bir güç sınıfında, güç sınıfını seçtiğiniz zaman o güç sınıfında diğer motorlara dönüştürmek artık daha kolay oluyor. Yani bir motorun ortaya çıkması 6-7 yıl sürüyorsa, sertifikalı bir şekilde 7 yıl sürüyorsa diyelim. İkinci motorun ortaya çıkması, bundan türetilmesi bundan daha az sürüyor. Niye? Motorun çekirdeğini aynı tutuyorsunuz. Bunun arkasına ilave atıyorum power türbünü değiştiriyorsunuz. Bununla da bir dişli vasıtasıyla pervaneyi çevirdiğiniz zaman oluyor size turboprop, Hürkuş. Yani motoru baştan aşağı tasarlamıyoruz. Ama biz şöyle bir akıllı bir şey yaptık TEI olarak. İlk bize bu işe başladığımızda, ben göreve geldiğimde ilk verilen görev dediler ki Gökbey helikopteri için motor lazım. Sizin birinci projeniz bu. Buradan başlayacaksınız. Merdiven ayak ayak. Hemen kocaman devasa milli muharip uçağın 30 bin beygirlik motoruyla başlamıyor. Şimdi gece 1500 beygirlik bir motor yap da bir görelim. Gayet doğal bir şey. Bence de güzel sistematik olarak. Şunu bir yapın bir görelim. Buradan başlayacaksınız. Güzel. Bize dedikleri ilk başta 1080-1100 beygir falan dediler. Sonra o biraz daha dediler ki ya biraz daha ağır olacak hesaplarımızdan. Bu 1200-1250 beygir olsun dediler. Biz aslında ilk çekirdeğimizi 1250'ye göre başlamıştık. Sonra değiştirdik 1400 beygire. Niye değiştirdik? Sonra farkına vardık ki tabii TAI kendi ihtiyacını söylüyor. Diyor ki bize askeriye bizden 8+2 bir personel taşıyacak. Genel maksat ambulans da olacak, her şeyi de yapacak. Milli bir helikopter istedi. Bunun motor ihtiyacı da 1250 beygir. Güzel. Ben şimdi başladık ama ben sonra farkına vardım ki ya bir dakika Atak kaç beygir? Atak 1375 beygir. 1373 mevcut motoru. İyi güzel. Hürkuş kaç beygir? Hürkuş 1600 beygir ama derated. Yani 1400 civarında bir güçle kalkıyor. Yani tam kullanmıyorlar gücü. Biraz fazla güç koymuşlar ne olur ne olmaz diye. Onun da ihtiyacı 1400-1500 sınıfında. Dedim o zaman biz niye 1250 beygirlik bir çekirdek yapıyoruz? Motoru ikinci dizayn iterasyonunda, ikinci, üçüncü iterasyonda 1400 beygirliğe dönüştürdük. Yani aslında iki tane motor tasarlamış olduk şeyde. İki de duruyor, müzemize koyacağız ilk ateşlediğimiz. 1400 beygir sınıfında bir çekirdek yaptığınız zaman bunu helikopter motor olarak uçurduk. Bunu aslında bir dediğiniz gibi dişli kutusu ve arkaya bir power türbünü tekrardan tasarlayarak Hürkuş'un ihtiyacındaki o devirde o torku verecek hale getirebiliyorsunuz. Oluyorsa turboprop. Eğer ön tarafa bu büyük pervane pırpır pervane yerine yolcu uçaklarındaki gibi bir büyük fan takarsanız oluyor turbofan. Yani aynı güç sınıfında motor aileleri üretmek kolay oluyor. Sorunuzun diğer kısmı da hani daha büyük motorlar vesaireler türetecek misiniz? Hani bu sınıfta devletimiz bizden istedikçe ve proje olarak talimat verdikçe biz bunun türevlerini yapabiliyoruz. Değişik türevlerini yani Hürkuş için bir şey gelmedi şu anda ama gelirse hemen yapabiliriz. O da 7 yıl sürmez yani daha az sürer dediğim gibi. Ama daha yüksek güçte tabii ki yani artık biz bunu baştan sona bir motor tasarlamayı öğrendik. Bütün analizlerini yaptık. Yani işte ne bileyim yapısal analizlerinden, stres analizlerinden, rotor dinamik analizlerine, termal analizlere, ısı genleşme analizleri, aerodinamik analizler hepsini yaptık. Daha büyüğünü tasarlanın dediğinizde çap büyüyecek veyahut da kompresördeki kademe sayısı artacak. Yeni baştan analiz yapacağım ama nasıl yapacağımı biliyorum. Bir kere yapmışım. Elimde de tasarım tool'ları var. Biz ona Engine Design Tools diyorduk yurt dışındayken, orada Amerika'da çalışırken. Burada da ben göreve gelir gelmez ilk yaptığım şey motor tasarım araçları ekibi kurduk. Yani belli bir grup mühendis arkadaşımız diğer mühendislerimizin motoru tasarlarken kullanacağı tasarım yazılımlarını yazıyor. Yazdık biz bunları. Artık siz bize diyelim ki devlet olarak dediniz şöyle bir motora ihtiyacım var. 30 bin fitte şu hızda şu tork itkiyi versin. Biz onu hemen hesaplıyoruz. O işte kompresör 4 veya 3 arası bir şey çıktı diyelim kademe sayısı. 3 olursa nasıl oluyor? Yanma basıncı sıcaklığı nasıl oluyor? Türbin kaç kademe oluyor? 5 olursa kaç oluyor? Bizim artık yazılımımız var kendimiz. Oraya direkt giriyoruz tak 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 tak. Çok hızlı bir şekilde şöyle olursa ne olur? What if senaryolarını, alternatif senaryoları çok hızlı hemen görebiliyoruz. Motorun genel konfigürasyonu ortaya çıktıktan sonra bizim kendi yazılımımızla, ondan sonra artık profesyonel yazılımlarla, finite element, sonlu elemanlar teknikleriyle her bir komponentini tek tek detaylı artık dıdısına kadar analizlerini yaparak son şeklini veriyoruz. Ama motorun karkasını hızlı bir şekilde kendi yazılımlarımızla hemen çıkarabiliyoruz. Tabii ki burada ikinci soracağım. Büyük motorla başladık ama biraz ufaltalım çapı. PD170'i sormak istiyorum. Anka için aslında evet. ilk sizin milli TEİ'nin motoru değil. Daha öncesinde de motorlar var ama önemli Anka'da gördüğümüz bir ürün haline geldi. Belki de Tunus'a satılacak olan Ankalara da bu ihraç edilecek. Peki PD70 aslında bir pervaneli 4 kişilik uçağı kaldırabilecek boyutta bir motor. Baykar tarafından TB3'te de kullanılması gündemde. Evet. Bu motoru bir uçakta veya birkaç gün evvelde verdiğiniz röportajlarda belirttiğiniz gibi başka ülkelerin geliştirdiği İHA sistemlerinde görme şansımız nedir acaba? Yüksek. Yüksek. Biz aslında şu an itibariyle bize bu PD170 ile ilgili resmen yazı yazıp fiyat istemiş birkaç tane değişik ülke var yani. Tabii burada birkaç aşamalı bir şey var. Bu ülkelerden birisi teknolojik olarak bayağı gelişmiş ama kendi İHA'sı olmayan bir ülke. Bir yandan da düşünüyorsun ben buna işte 10 tane 20 tane motor satacağım ama bu tersine mühendislik de benim şeyi çözer. İleride bana rakip olabilir mi diye. Hem bunu düşünüyoruz hem de tabii devletimiz bu ülkeye hangi ülke ise aynı nasıl Amerikan Senatosu ülkeye satıp satmama izni veriyor. General Electric bize motor satacak. Mecburen senatoya soruyor. Askeri bu uygulaması özellikle. Aynı şekilde devletimiz bize izin veriyor mu diye Savunma Sanayi Başkanlığımıza diyoruz ki ya şöyle bir şey var. Biz bunlara satabilir miyiz? Şu ana kadar herhangi bir satış yapmadık. Ama şu anda ciddi olarak konuşuyoruz. Birden çok ülkeyle konuşuyoruz. Burada tabii ki devletimizin elindeki İHA'ların üstünlüğünü de gözetmek zorundayız. Yani bir üst modeli biz burada yaparken bir alt modeli belki yani PD170'ten daha üst modeller geliştirme aşamasındayız şu anda. Belki böyle bir strateji de uygulayabiliriz ama yani inşallah bu da olacak gibi gözüküyor. Yani motorumuz çünkü gerçekten güzel yani. Hocam yalnız bunları söylüyorsunuz. Baka baka motor yapılsaydı biraz kedi ciğerci gibi bir şey oluyor. Çin çok uğraşıyor mesela ama çok üstün, çok metalurji olsun. Çok güzel anlattınız başta. Bunlara da böyle bir bakıp kopyalayıp yapabilmenin de çok kolay olduğunu sizden olmadığını anlatıyorsunuz. Yani kopya şimdi şöyle bazı dinleyicilerimizin aklına gelebilir. Ya işte bir şekilde bir motorun bir örneğini alsak, şuraya koysak, parçaları söksek artık çok kolay bu biliyorsunuz. 3D scanner'la bir scan etsek hemen bir teknik resim. Biz o kadar kolay değil. Yani YouTube'dan hocam şey yapıyorlar, jet motoru yapıyorlar model uçak için. Diyor ki ya TEİ ne yapıyor? Ya bundan 1000 tane yap dediğiniz zaman, şu garantide çalışacak dediği zaman nasıl olacak diye işte ben anlatmaya çalışıyorum ama. Bunu tersine mühendislikle yapmaya çalıştığınız zaman topladığınızda sadece imalat toleranslarından dolayı bile bir araya getirdiğinizde motoru tam yüke çıkaramama ihtimaliniz çok çok yüksek. Hatta böyle bir tecrübe yaşandı Türkiye'de. Bizim şirketimizde değil. Başka bir şirkette problemleri oldu. Ben gittim konuştum. En basit örnek vereyim. Özellikle jet motorların. Küçük bir motor olması bile bir şey değiştirmiyor. Birinci kademedeki kanat adediniz ve bunlar dönüyor yüksek hızda. Bunların wake diyoruz. Arkasında bir türbülans oluşturuyor. Bir hava akımı dönerek gidiyor. İkinci kademe kanadın ağzına geldiğinde buradaki kanat sayıları vesaire bunu excite etmemesi lazım. Dinamik olarak. Her şey düzgün gözüküyor. Motoru bir araya getiriyorsunuz. Gaz veriyorsunuz. %60-70 gücün üstüne çıkamıyorsunuz. Motor parçalıyor kendini. Yıkılıyor ortalık yani. Rotor dinamiği söküyorsunuz, rotor balansına bakıyorsunuz. Balansta hiçbir şey yok. Halbuki balanstan dolayı değil, aerodinamik etkileşimden dolayı belli devirlerde orada excite ediyor. Neden dolayı? Çok hafif imalat toleranslarından dolayı her şey biraz bu tarafa kaymış. Bu kompleks sistemler nasıl söyleyeyim, doğal olarak unstable sistemlerdir. Yani şöyle bir tepe düşünün. Bir tepenin üstünde bilyayı tutmaya çalışıyorsunuz. Bilyanın bıraktığınız zaman sağa veya sola düşmeden durabileceği tek bir nokta vardır. Tek bir nokta vardır. Tam oraya koyarsanız duyar. Hani internette de taşları üst üste dengede tutuyorlar ya. O kadar kompleks bir yapı ki bunu artık çok boyutlu olarak düşünün. Birçok şeyin tam mükemmel bir şekilde oraya gelmesi gerekiyor ki tam orada dursun. Siz bunu imalatta tersine mühendislik yaptınız. Stack-up toleranslarınız azıcık bu tarafta ise koysanız bile durmuyor orada. Tak aşağı iniyor. Koyuyorsunuz aşağı iniyor. Ya niye inmiyor? Olmuyor bu. Çünkü neden olmadığını bilmiyorsunuz. Siz analizini siz yapmamışsınız. Hesabını siz yapmamışsınız. Ve onu etkileyen faktörlerin, ana faktörlerin ne olduğunu bilmiyorsunuz. Belki de önceki kademe ile sonraki kademe arasındaki boşluğu atıyorum yarım milimetre daha kısalttığınızda sorun çözülüyor. Ama bilmiyorsunuz ki. Bu TC90 ile ilgili ben de gördüm. Ya işte internette hobiciler satıyor bu tip motorları diye gülüyorlar falan. TC90 aslında bizim bir pratik, bizim bir şirketin. Ben geldiğimizde onu yapıyorlardı. İşi öğrenme, elini batırma projesi ama kesinlikle bir oyuncak hobi motoru değil. Niye? Bizim bu motorumuz yaklaşık 30-40 G kuvvetler altında çalışabiliyor. Niçin gerekli bu? Bu şeyi Şimşek hedef uçağı için geliştirildi. Bunu fırlatırken o fırlatma mekanizması çekiç gibi vurarak hızlandırıyor bunu. 1-2 saniyede uçuş hızına getiriyor ki motor ondan sonra tutsun ve bunu uçursun. Birdenbire yani pistten kalkmıyor biliyorsunuz. Bu çekiç güçleri var ya, yani siz o hızla dönerken alıp 30G bir çekişle vurmaktan farksız yani 30-40G. Güm diye vurdunuz mu bir toy motorunun her tarafı kanatları darmadağın olur yani. Bu motor özel tasarlanmış. Ayrıca motor kontrol ünitesini, FADE'ini de biz FADEK diyoruz. Onu da elektromanyetik interferans korumalı, G-force'larına dayanacak şekilde, titreşime dayanlı. Yani toy motorla benzer gözükebilir ama birisi military grade, birisi toy grade. Yani arasında ciddi farklar var. Öyle söyleyeyim. Tabii isterler dediğiniz gibi 30-40G olunca ona göre bunu da yapmak herkesin gerçekten şeyi değil, yeteneği değil ne kadar söküp baksanız da. PD170'ten ben PD222'ye gelmek istiyorum. İHA motorlarında önemli bir yere sahipsiniz artık. İmalat sayınız artıyor. Anka'da kendini ispat ediyor. PD222'de ne aşamadasınız? Motoru ne zaman bir İHA üzerinde göreceğiz? PD222'de zaten Anka'yla uçtu biliyorsunuz. Evet. İnşallah Aksungur'la da bu yıl içinde uçmasını bekliyoruz. İnşallah Akıncı'yla da konuşuyoruz. Akıncı'nın ithal turboprop versiyonu var biliyorsunuz ama Akıncı'nın değişik versiyonları var. Aynı İHA'nın değişik versiyonları var. Daha uzun süre havada kalacak, daha hafif surveillance amaçlı, daha değişik versiyonları da var. Bu Akıncı C dediğimiz versiyonu bizim motorlarımızda uçacak. Eğer bir aksam olmasa bu yıl bitmeden onları da teslim ettik Baykar'a. Zaten test etti sağ olsunlar Selçuk Beyler. Onlar da bu yıl bitmeden belki Akıncı'nın o versiyonunu bizim motorlarımızda uçurabilirler. Yani ne dedik? Anka, Aksungur, Akıncı. Ayrıca da TB3 geliyor biliyorsunuz. Selçuk Bey de anons etti. TB2'nin bir gelişmiş versiyonu. Biraz daha yetenekli. Belki biraz daha ağır olacak. Biz de motorumuzu işte PD170 motorunu oraya da uyarladık. İnşallah bu yıl içinde onlar belki TB3'ü de bizim motorumuzda uçuracaklar. Hatta şöyle ortaya çıkan ürün dünya piyasalarında gerçekten çok ciddi bir teknoloji sıçraması. Hani Selçuk Beyler yapıyorlar, Baykar makine yapıyor. Niye tutuluyor bunlar? O da uçuyor, bu da uçuyor. Ama bu çok daha acayip. Çok hızlı manevra yapabiliyor. Ya hatta yazılım demiştim ya. Evet. Baykar'ın yazılımı gerçekten flight control yazılımı gerçekten çok üstün bir yazılım. Yolcu uçağında da denk gelmiştir size. Devasa uçak rüzgarla yandan bir vuruyor. bütün uçağın böyle birkaç yüz metre bir tarafa doğru savrulduğunu hissediyorsunuz değil mi? Pilot da tekrar onu rotaya getirmeye çalışıyor. Özellikle inerken falan ciddi çaba sarf ediyor pilot onu uçağı rotada tutmak için. Düşünün ki TB3, TB2 çok daha küçük bir uçak. Rüzgar vurduğu zaman bunu aldığı gibi 300 metre öbür tarafa atabilir. Ve havada da çok ciddi dinamik bir ortam. Bunu öyle bir kontrol yapıyorsunuz ki hiç kıpırdamadan istediğiniz yerde tutuyorsunuz. Ve yerde hani seyretmesi güzel oluyor adamlar uf. Giderken arabayı vuruyor değil mi? Görüyoruz biz de internetten. Giden yolda hızla giden aracı işte hangi araçsa hedef yukarıdan atıyor güm diye vuruyor. Güzel de yani onu zaten sen havada stabil tutmak ayrı bir dert yani. Kamera düzgün gösteriyor ama onu düşünün yani. Hani büyük yolcu uçağından örnek verdim. Ciddi teknoloji var orada. Yani bir üstünlüğü var ki insanlar tercih ediyorlar. Şimdi bizim bu motorumuzla bu gerçekten bizim motorumuz dünyada yüksek irtifada bu gücü verebilen tek motor gibi bir şey. Yani özellikle sınıfında 45 bin feet'e kadar uçup güç verebilen başka bir motor yok. Bu kadar yüksek irtifa gücüyle bu İHA'lar artık böyle çok agile ne diyelim anormal manevralar yapabilecek çok daha üstün bir platform olacaktır herhalde. Ben öyle tahmin ediyorum ama tabii ki Baykar nasıl tasarlıyor, nasıl bir şey çıkacak ortaya bilmiyorum ama bizim motorumuzda TB2'lerin TB3'e dönerken çok daha üstün bir İHA ortaya çıkacağını ben öngörebiliyorum motorun verdiği güç tarafından. Herhalde biraz zayıflatacaksınız motoru, biraz hafifleyecek benim tahminimce TB3 için mi yoksa? Bir 10 kilo kadar bir rejime soktuk motoru. Kilo verdirmek zor. Gerçekten zor. Ama biraz hafifleyecek. Onunla ilgili çalışmamız da var. Hem hafifleyip hem de gücünü artıracak yeni bir versiyonumuz daha var. PD180 diye bir şey görmüşsünüzdür belki. Daha bitmedi çalışmaları ama hem daha hafif olacak hem de daha fazla güç çıkaracağız inşallah diyoruz. Benim hayalim inşallah bir amatör bir pilot olarak bir gün PD170 ailesini İnsanlı bir uçakta da görmek umarım bu yönde de bir çalışmalar olur. Bunu yapmak için şöyle bir düzeltme yapayım. Bazı yerlerde EASA sertifikası aldı gibi şeyler çıktı. EASA sertifikası almadık daha biz buna. Fakat EASA CS 440 testlerini defalarca başarıyla geçtik. Ama biz bunu EASA temsilcisinin huzurunda yapmadık. Yani sertifika amaçlı yapmadık. Kalifikasyon amaçlı yaptık. O zorlu şartları sağlayabileceğini ispatladık. SSB'ydi müşterimiz, Savunma Sanayi Başkanlığı'ydı. Onların huzurunda da tekrarladık testleri ve gördüler ki o ağır şartları, EASA'nın insan taşıyan uçaklar için koyduğu ağır şartları biz bu motorda da İHA'lar için, insansız uçaklar için bile verebiliyoruz. Yani motorumuz şu anda aslında EASA sertifikası alabilecek durumda. Ama biz bunu sertifikasyon sürecine sokmadık. Hem biraz para ödememiz gerekiyor hem de biraz uzun bir süreç. Dediğim gibi denetçi gelecek, testleri teker teker onun yanı huzurunda yapacağız. Biz bu testleri Savunma Sanayi Başkanlığımızın denetçisi ve hava kuvvetlerimizden de geldiler zannediyorum. O denetçilerimizin huzurunda yaptık bu zorlu testleri. PESOF'larını geçtik. Fakat EASA huzurunda yapmadık. Sivil kullanımı olur mu? Tabii ki olur. Yani müşteri çıkarsa hazırsınız. 4 kişilik hatta 6 kişilik bir Cessna veya Beechcraft'ı rahatlıkla uçurabilecek düzeyde olduğunu düşünüyoruz. Müşteri çıkarsa hazırsınız buna. Çok güzel. İnşallah. Ama şu anda tabii ki TEİ olarak bizim birinci önceliğimiz savunma sanayimizin acil ihtiyaçlarını karşılamak. O yüzden sivil tarafa pek odaklanmıyoruz ama bu savunma sanayisinin acil ihtiyaçları bittikten sonra bu sivil tarafa da aynı uçak motor zaten orayla uçurabilecek durumda. Sertifikalarımızı tamamlayarak yani hukuki süreçleri onu da rahatlıkla yapabilecek durumdayız inşallah. Helikopter, İHA bir de tabii güdümlü mühimmatlar için geliştirdiğiniz TJ300 ailesi var. Bunlarla ilgili çalışmalarınız ne durumda? Böyle bir motor ailesi büyütmek, küçültmek farklı farklı mühimmatlar için buna hazır mısınız? Efendim şöyle biz aslında TJ300'e nereden girdik? Biz aslında bu mühimmat sınıfıyla doğrudan ilgilenmiyoruz. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'de başka bir şirketimiz var. Bu işte görevlendirilmiş bir projesi var, yürütüyorlar. Bizim asıl görevimiz TEİ olarak biz Türkiye'de lider konumdayız. Hem finansal güç olarak hem imalat kabiliyeti olarak hem mühendislik kadrosu olarak yani Türkiye'de diğer şirketler bizim yanımıza yaklaşabilecek durumda değiller. Tabii ama Türkiye'de tek biz yaparız kimse de yapmaz diye bir şeyimiz de yok. Bu mühimmat sınıfını aslında bizim birinci önceliğimiz değil. Bize devlet daha çok bu ağır sınıftaki büyük motorlarla ilgili sorunları, ihtiyaçları çözmek görevimiz var. Bu TC300'e nereden bulaştık? TC300 ihtiyacı şeyden çıktı. Yani TC90'ı öğrenme amaçlı yaptığımızı söylemiştim. Bu TC90'da radyal kompresör vardır. Daha basit, daha kompakt, daha küçük, hafif ve ucuz. Çünkü o tek kullanımlık biliyorsunuz. Hedef uçaklarda öyle baştan öyle tasarlanmıştı. Bunu bir de eksenel kompresörlü küçük bir motorda eksenel kompresör tasarlama yeteneğimizi geliştirelim diye yaptık. Yani bilmeyen dinleyicilerimiz için radyal kompresörle eksenel kompresör tamamen farklı teknolojiler. Bu arada turboşaft motorumuzda, helikopter motorumuzda radyal kompresör var. Yani TJ90'da ilk denemesini yaptığımız kompresör dizaynının çok daha büyüğünü turboşaft helikopterinde şu anda kullanıyoruz. Ne kadar güzel. TC300'de de eksenel kompresörlü bir küçük bir füze motoru yaptık. Bunu yaparken dedik ki ya yaptığımız bu motor boşa gitmesin. Bu sınıfta devletin bir ihtiyacı var mı? Roketsan'la falan görüştük. Onlar da dediler ki işte milli olarak milli ihtiyacı karşılarız. Biz de ona uygun çapını, boyunu, her şeyini ona göre seçtik. Ama özellikle eksenel kompresör tasarımını ekibimiz orada öğrendi. Yani aradaki zorluk nedir? Eksenel kompresörü bu küçücük füze bir de şöyle bir tevafuk oldu. Roketsan dedi ki siz bunu şu çaptan büyük yapamazsınız. Ciddi bir itki istiyor. Yani füzeyi görmüşsünüzdür belki mock-up'larını. Yani 3 metrelik, 3,5 metrelik devasa bir füze ve 300-350 kilo. Siz bunu ses hızına yakın bir hızla uçuracaksınız yani. Ciddi bir itki istiyor. Yani bize verdikleri itki 1350 Newton muydu? Tam rakamları hatırlayamıyorum. Ciddi bir itki istiyor. Dediler ki tamam itkiyi elde etmenin en güzel yolu debi, mass flow rate. Yani jet motorları arkadan attıkları birim zamanda attığı kütle çarpı o attığı gazın hızı. Momentumun korunumu prensibiyle iter uçağı. Bilmeyen dinleyicilerimiz için. Mdat çarpı V. Ya velocity'yi artıracaksınız daha fazla etki almak için. Daha yüksek hızda aynı gaza atmak için bu sefer sıcaklık, yanma odasındaki sıcaklık teknolojisi sınırlıyor demiştim. Yani kaplama, malzemeyi tek kristal yapıyorsun daha yüksek sıcaklığa çalışayım diye. Çok basit onu da anlatayım isterseniz. Yani olur hocam, 20 santigratta atmosferik şartta motor test yapıyorsunuz. 20 santigratta emdiniz havayı, sıkıştırdınız neyse. Neden sıkıştırdığımızı artık detayla girmeyeyim. Yanma odasına aldınız, hızlı yansın diye sıkıştırıyoruz. Çok hızlı güç üretmek için. Sıkıştırdık, yanma odasına soktuk. Yakıtı da bocaladık, kibriti çaktık. Ve gazı, havayı 1000 santigrata ısıttık diyelim. Şu kadarlık havanın hacmi ısınan gaz genleşir. Bu kadar oldu. Değil mi? Bu ısınan gaz genleşmek istiyor fakat genleşmesine izin vermiyorsun. Daracık bir yerde yapıyorsun. Ne yapıyor? Arkadan yüksek bir hızla fırlıyor. Yani velocity elde ediyorsun. Emdiğin ve kompresörden emdiğin havada kütle oluyor. O sabit zaten. Kütle çarpı hız senin etkini veriyor. Aynı emdiğin havadan daha fazla etki elde etmek istiyorsan bu havayı 20 santigrattan 1000 santigrata kadar değil de 1500 santigrata ısıtabilseydin bu kadar değil bu kadar genleşecekti. Daha fazla genleşmek isteyecekti ve daha yüksek hızla fırlayacaktı arkadan. Aynı gazdan daha fazla etki elde edecekti. Bu teknoloji işte. Şimdi Roketsan bizi neyi zorladı? Dedik ya itkiyi artırmanın en kolay yolu mass flow rate'i artırmak. Yani motorun çapını azıcık büyütürsünüz. Daha fazla hava emer, daha fazla havayı arkadan atarsınız. Roketsan dedi ki o kadar yeriniz yok. Dedi ki bu eski kanisterlerin içine sığması lazım. Eğer siz dedi şu çaptan büyük yaparsanız bunu kanisterlerin içine sığmaz. Sığmazsa da hava donanmamız bütün kanisterleri baştan aşağı değiştirmek zorunda kalır. O zaman bizi tercih etmez. Aynı füzeden bir daha alır. Roketsan'ın füzesini almaz. Çünkü kanisterlere sığmıyor elindeki. Dediler buraya sığacak bir motor yapacaksınız. Dedi ki biz baktık dünyada böyle bir motor yok. Gerçekten o çapta o etkiyi veren bir motor yok. Hatta biz bunu ilk çalıştırdığımız zaman Sayın Bakanımız Mustafa Varankelik çalıştırmıştı takip ettiyseniz. Tabii ki. Haberleri görünce yurt dışından bir üretici benzer aynı itki sınıfında benzer motoru varmış. Hemen Roketsan'a gelmiş haberlerde duyulunca. Demiş ki ya siz beklemeyin TEİ'nin şey yapmasını. Bizim elimizde hazır var. Size daha ucuza satalım. İncelemişler motoru. Motorun çapı sığmıyor. Yani çapı büyüttüğün zaman itki elde etmek kolay. Dar yerde büyük güç çıkarmak zor. Yani biz bu motorda gerçekten mühendislerimiz o kadar güzel bir iş çıkardılar ki daracık yerde o itkiyi çıkardık. Ve bunu yaparken de çok yeni nesil motorlarda kullanılan blisk teknolojisini kullandık kompresörde. Kendimiz kullandık. Kendi imalatımız, kendi tasarımımız ve çok güzel bir iş. Öyle bir tasarım çıktı ki o küçücük motorun kompresör girişinde süpersonik hava hızları falan var yani. Ve bu süpersonik ortamda akış hızında tasarım yaptı kompresörümüzde mühendislerimiz. Yani daha büyük savaş uçağı motorlarının teknolojisini bu küçücük şeyde biz göstermiş olduk, ispatlamış olduk kendimize. Böyle bir güzel bir şey çıktı ortaya. Hem ürün çıktı, Roketsan vesaire kullanacak. Hem de biz eksenler kompresör tasarlamayı öğrenmiş olduk. Bir şey daha kütüphanenize, yetkilerinize katmış oldunuz bu motor projesiyle beraber. Evet. Şimdi bize tabii sorulan sorulardan biri de mesela TUSAŞ %100 yerli sermaye yapısına sahip oldu ama TUSAŞ Motor Sanayi sizin TEİ olarak ortağınız %46 ile General Electric şirketi. Evet. Bu tür milli projelere, motor tasarlamaya General Electric nasıl bakıyor? Veya bazen de soruyor insanlarımız niye TEİ'nin %100'ü milli değil diye. Bu soruyu da aktarmak istiyorum size tabii ki. Şimdi güzel bir soru. TEİ kurulurken devletle ortaklı offset kapsamında, yani devletimiz 80'li yılların başında F-16 savaş uçaklarını alırken motor tercihini General Electric veya rakip bir motor arasında tercih yapmak durumundaymış. Demiş ki kim gelir buraya fabrika kurarsa tamam mı? Ben motoru ondan alacağım. Offset requirement, offset zorunluluğu olarak istemişler. Ve iyi de bir şey yapmışlar. Gerçekten ellerine sağlık. O offset zorunluluğu kapsamında General Electric bu firmaya ortak olmuş, ortak kullanıyor ve Eskişehir'e bu fabrikayı kurmuş. Ve haklarını yememek lazım. Gerçekten de General Electric Türkiye'de işte bu tip motorların, uçak motorlarının sökme, takma, montajından da öte imalat, parça imalatı vesaire gibi şeylerini de Türkiye'ye kazandırmış. Yani anlaşmanın parçası, know-how transferi de varmış, onu da gerçekleştirmiş. Gerçekten haklarını yemeyelim. Ve şu andaki şirketimizin çalışması her iki tarafı da kazandıracak şekilde win-win. Niye? General Electric hem bizim ortağımız ama bizim küçük ortağımız, büyük ortağımız devlet. Devletin aslında %51 biliyorsun ticaret kanunu. %51 kim elinde tutuyorsa yönetim kurulunda onun borusu öter. Onun dediği olur. Yani Türkiye'de bu bizim şirketimiz aslında Silahlı Kuvvetler Vakıf Şirketidir. Doğrudan ve dolaylı hisseleri vardır Silahlı Kuvvetlerin. %54'ü ulaşan. %54'ü devletimize ait. %46'sı Genel Elektrik'e ait. Böyle bir ortaklık. Genel Elektrik, devlet parayı koymuş, arsayı vermiş. Genel Elektrik'te tezgahları, ilk tezgahları onlar getirmişler. İşte nasıl tasarlanacağını, fabrikanın test sistemlerini falan filan onların çizimleriyle kurulmuş. Gerçekten haklarını yemeyelim. Sözlerini yerine getirmişler ve teknoloji transferini yapmışlar. Fakat zaman içinde şirket ilk kurulduğunda TEİ şirketi Türkiye'nin kendi F-16'larını, F-16'larının F-110 motorlarını bakım, onarım ve montajını, testlerini yapmak üzere kurulmuş. Niye? İşte motoru alırken F-16 uçaklarımızda generallerimiz demişler ki yani biz bunu uçuracağız ama bakımını kendimiz yapabilmemiz lazım. Yani aldığımız motorun bakımı için her seferinde söküp uçağa koyup yurt dışına göndermek olmaz. Belli yeteneklerimiz burada olsun. Onu şart koşmuşlar ve o tesis olarak kurulmuş. Okuyucularımız, dinleyicilerimizin birçoğu bilmeyebilir. Şu anda Türk Hava Kuvvetlerimizin kullandığı bütün F-16'ların motorları TEİ'de imal edilmiştir. Parça parça, bütün yedek parçaları, her şeyi General Electric'in network'ünden buraya getirilmiş, burada monte edilmiş, motor haline getirilmiş, testi yapılmış, kalifikasyonu yapılmış ve ordumuza teslim edilmiştir. Ama burası bunun için kurulmuş. İlk kurulduğunda imalat çok ön sırada değilmiş. Bakım, onarım, test. 10-12 kadar parçanın imalatı için buraya tezgah getirmişler. Sık değişen belki bazı basit parçaların. Zaman içinde görmüşler ki General Electric'teki insanlar, burada üretilen parçalar kaliteli çıkıyor, hatasız çıkıyor ve ucuz. Bu sefer parça siparişlerinin adetleri artmaya başlamış. Şirketimizin parça imalatı, motor parçaları imalatı kısmı büyümüş. Şu an itibariyle bizim ciromuzun %70-75'i parça imalatı. Yani dünyadaki bütün gökyüzünde uçan motorlara parça imal edip satıyoruz. Ve bunlar da siz uçuyorsunuz farkında olmadan. Gururla söylüyoruz. Yani dünyada şu an itibariyle gökyüzünde kaç uçak var sayın. Yaklaşık 20 ile 40 bin arasında hesaplıyorlar. Askeri ve sivil. Askeri ve sivil altını çiziyorum. Hem askeri hem sivil. Dünyada ne kadar uçak uçuyorsa şu anda gökyüzünde en az yarısı TEİ'de, Eskişehir'de üretilmiş ciddi parçalarla uçuyor. Bu gurur verici bir şey. Hani General Electric yönetim kurulumuz 7 kişi, 4 kişi devletimizi temsilen, 3 kişi de General Electric'i temsilen. Çoğunluk tabii Türk devletinde olduğu için bu milli projelerde herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz biz. Tabii doğal olarak küçük ortağımız General Electric'te diyor ki yani benim bu motorlara ihtiyacım yok. Benim zaten kendim yapıyorum, tasarlıyorum, satıyorum. Eğer Türk devletimiz istiyorsa bu motorlara ihtiyacı varsa geliştirme parasını devletimiz ödesin. Genel bütçeden kullanmayın. Yani çünkü genel bütçeden 100 lira kullanırsak 46'da onun cebinden kullanmış oluruz. Da haklı bir şey. Yani zaten devletimiz de motor geliştirme projelerini bize proje olarak turboşaft motorunda olduğu gibi veriyor. Herhangi bir sıkıntımız yok. General Electric'te ortak olmanın şöyle güzel bir tarafı var. Şirketimiz bir kere state of the art, son teknoloji imalat yöntemlerini bünyesinde barındırıyor. Niye? General Electric hem ortağımız hem de en büyük müşterimiz. Yani bize şu an itibariyle 5 milyar doların üstünde açık siparişi var General Electric'in. Çok, çok ciddi bir rakam. Yani sadece ortak olarak değil aynı zamanda müşteri olarak da çok büyük bir desteği var bize. Bu hani kazan kazan ilişkisi hala devam ediyor. O yüzden ortaklık sözleşmesi yenilenmiş. Ama mesela TAI'de Lockheed Martin'la ortak kurulmuş biliyorsunuz. Ama TAI'de böyle win-win bir durum olmamış. Yani belki de devletimiz ortak kurarken bekliyordu ki Lockheed Martin buraya ciddi sipariş geçecek falan. Onlar gerçekleşmeyince ortaklık sözleşmesi belli bir süre için 20-25 yıl bitince devam ettirilmemiş. Halbuki bizim ortaklığımız gerçekten win-win. Yani biz hem onlardan imalat teknolojilerini biz geliştirdik mi onlarla paylaşıyoruz, onlar geliştirdik mi biz de paylaşıyorlar. En son teknoloji imalat yöntemlerini kullanıyoruz. Hem de bizim en büyük müşterimiz. Onlara dünyada başka yerde alamayacakları fiyattan parça üretip satıyoruz. Biz de para kazanıyoruz, onlar da kazanıyorlar. O yüzden win-win durum ama milli projelerimizde herhangi bir sıkıntımız yok Allah'a şükür. Bu çok kritik bir soruydu. Çok teşekkürler net bir cevap için. Ve tabii ki şey de ben arada sormak istiyorum. İşte malum Türkiye'nin işte katsa kapsamına girmesi ama galiba bu ortaklıklar da aslında General Electric Türkiye'yi bu açıdan da bir avantaj mı onlar için bir dezavantaj mı bir şey etkileyecek mi bizi bu durumda? Şimdi şöyle söyleyeyim. Şu andaki uçak biletlerini bilet fiyatları biliyorsunuz petrol en büyük gider ama uçağın kendi gideri, amortisman gideri onun da en büyük içindeki kalem motor. Yani uçak aldığınız zaman tek başına en büyük masraf kalemi motor. Çünkü çok ciddi bir teknoloji barındırıyor. Hatta ben her zaman söylerim, derste öğrencilere de söylüyorum. Siz 30 bin fitte çayınızı yudumlarken hemen pencerenin dışında yaklaşık 1000-1200 santigratta ve çok ciddi yük altında parçalar çalışıp sizi ittiriyor yani. Ciddi bir rakam yani. 1000-1200 santigrat metal biliyorsunuz çelik 1400-1500'de eriyor yani. O kadar ciddi yüklenmiş bir ortamda çalışıyor yani. Çok ciddi bir teknoloji var orada. Bunun da bir bedeli var tabii ki. Geri gelelim işte katsa. Tabii bu bedeli başarmanın bir bilet fiyatlarına bir yansıması var. Eğer uçak fiyatları şu andaki seviyede değil de bir %20-30 fazla olsaydı bilet fiyatınız da ona göre fazla olacaktı. Değil mi? Ben hatta Amerikan ticaret ateşesi en son değiştiğinde yeni ateşe tabii biz Amerika'nın Türkiye'deki en önemli yatırımcılarından biriyiz. Joint venture olduğumuz için onlar için de bir risk aslında bizim mal teslim edememiz. Niye? Ben binlerce General Electric'in teslim edeceği binlerce uçağın motorunun parçasının siparişini almışım ve o motor parçalarını o tarihte o kalitede teslim etmediği zaman motoru teslim edemez. Çok ciddi bir risk onlar için. Tabii ki biz bunları müşterilerimize hepsini sadece genellikle satmıyoruz. Bütün dünyaya satıyoruz. Yani Fransız Safran'a da ikinci büyük müşterimiz. Rolls-Royce İngilizlere de satıyoruz. Pratt Whitney Kanada'ya da satıyoruz. MTU Almanya'ya da satıyoruz. ITP İspanya'ya da satıyoruz. Dünyada gururla söylüyorum uçak motoruyla uğraşan bütün hemen hemen firmalara Doğu bloğu hariç, Rus teknolojisi değişik çünkü Ukrayna ve Rusya'daki fabrika hariç diğerlerinin hepsine hemen hemen mal ve hizmet satıyoruz. Niye? Kalitemiz çok güzel, fiyatımız uygun. Rekabetçiyiz. Ben işte ticaret ateşemiz gelince Amerikan ticaret ateşesi gezdi falan böyle hoşuna gitti. Çok güzel bir tesis, modern, beğendi falan. Makinaları hatta dedi bu makinaları kimden alıyorsunuz? Dedim efendim teknoloji makinada değil. Bu makineler İsviçre makinesi. En kalitelisini alıyoruz. Gerçekten biz sektörde ucuz 4 çift dediğimiz yani Çin'le veyahut da Vietnam'la rekabet etmeye çalışmıyoruz. Ucuz segmentte rekabet öyle demeyelim. Çin'de artık şimdi kaliteli şeyler yapıyor. Ucuz segmentte rekabet etmeye çalışmıyoruz. Yüksek kaliteli, yüksek fiyatlı teknoloji ve mühendislik gerektiren segmentte rekabet ediyoruz. Çünkü teknolojimiz iyi, mühendisliğimiz iyi. Yani öyle olunca kilo başına kazancımız daha iyi oluyor. Yani ham maliye işinden biraz daha high-tech işine firmayı kaydırdık. Şimdi o yüzden aldığımız makinalarda en iyi, en kalitelisini alıyoruz. En kaliteli işi çıkarıyoruz. Bu dedim bu makine İsviçre malı ama dedim aynı makineyi dedim biz Almanya'dan da alabiliyoruz. Tayvan'dan da alabiliyoruz. Kore'den de alabiliyoruz. Amerika'dan da alabiliyoruz. Ama dedim buradaki teknoloji makinada değil dedim. Nerede dedi. Bakın dedim makinenin üstüne rakamlar akıyor orada. Makine parçayı kesiyor. 3 boyutlu uzayda böyle kanadın 3D profilini o hassasiyette işliyor. Parçanın her tarafı oynuyor. 5 eksen, 6 eksen dönüyor böyle. Çok kompleks bir yapı. Bizim mühendislerimiz o kesici takımın ucunun 3 boyutlu uzaydaki o izleyeceği profili programlamış, yazmış ve orada o program akıyor. Sayılar akıyor böyle. Ekranda görüyor. Dedim buradaki teknoloji bu ekranda akan yazılım. Onu da bizim mühendislerimiz. Bak yan tarafta dedim burada benim 200 tane sadece imalat mühendisim var. İmalat proseslerini tasarlayan mühendisim var. Biz artık uluslararası firmalardan General Electric'te dahil buna siparişi alırken onlar ilk başlarda bir teknik resimli şu parçayı şu kütük halinden silindir halinden şu hale getir, kompleks yapıya getir derken teknik resmi verdiklerinde bunu buradan buraya nasıl getireceğinin reçetesini de veriyorlarmış bize. Çünkü nasıl oradan o hale nasıl getireceğimizi bilmiyoruz. İlk önce tornaya takacaksın, şu kadar bir talaş kaldıracaksın. Sonra frezeye alacaksın, şunları yapacaksın. Sonra ısıl işleme gidecek, sonra gelecek yüzey bilmem işte işlemi yapacaksın, sonra tornaya tekrar takacaksın. Bir sürü reçetesi var bunun. Bu sırayla bu hassasiyette yapmazsan çarpılıyor işlerken. Yaptıktan sonra ya ben bunu teknik resme göre uygun kestim ama dönmüş, çarpılmış, içindeki stresler kendini salmış. O boyutlar çıkmıyor. İşte o çıkması için çok ciddi bir know-how gerekiyor. Hesap, kitap, residual stres hesapları çok ciddi bir know-how. İmalat mühendisliği ayrı bir derya yani. Onu bizim mühendislik yeteneğimizi kendimiz ilk başta bizde bu yokmuş. Diyorum ya hakkını yememek lazım. General Electric ortaklığın ilk süreçlerinde bu reçeteleri de vermiş bize. Şu şekilde imal edeceksiniz diye. Oradan yavaş yavaş bizim Türk mühendislerimiz bunu öğrenmişler. Şimdi artık biz onlardan almadığımız gibi bize teknik resmi veriyorlar. Kütüğü de veriyorlar. Git diyorlar. Kütüğü şuradan al. Bana bunu ver. Kaça yaparsın? Kaç saatte? Ne kadar hızlı? Biz artık aradaki bütün süreçleri bizim mühendislerimiz tasarlıyor. Hatta o kadar kompleks zor parçalar oluyor ki biz General Electric için biz tasarlıyoruz. Reçeteyi onlarla paylaşıyoruz. Kalifikasyonlarını yapıyoruz. Sertifikası, bunlar sertifikası da alınması lazım. Yolcu uçağına koyulacak çünkü. Testleri, onayları bitiyor. Onlarla paylaşıyoruz. Ama neyin karşılığında paylaşıyoruz? Diyoruz ki ya bak biz bu reçeteyi geliştirdik. 3 ay, 6 ay emek harcadık. Siz de bunu paylaşırız ama bütün sipariş hacminin %70'ini bana vereceksin. Değil mi? Yani karşılığında o kadar abi, mühendislik olsun tabii. Ve şartlı milyar dolarlık ticaret hacmi böyle oluşuyor. Karşılığında karşı tarafta bir şey alıyor. Yoksa o vakit harcayacaktı, kendisi yapacaktı. Onun mühendislik bedeli atıyorum 150 dolarsa benim mühendislik bedelim 50 dolar. Ben daha hızlı, daha ucuza yapmışım. Tabii ki onun da avantajına Amerikan ticaret ateşesine geri dönelim. Dedim işte şeyi gösterdim. Bu Ankara, İstanbul her zaman uçtuğunuz Airbus 320, Boeing 737'ler var ya. Onların motorlarının dünyadaki en büyük üreticisi Amerikan General Electric ve Fransız Safran ortaklığı bir motor. CFM ve LEAP motorları. Bu motorlarda da, LEAP motorunda da dünyadaki en büyük tedarikçi biziz. Yani her zaman uçtuğumuz uçaklar biliyorsunuz. Bu motor bütün dünya piyasasının %80'ine sahip yaklaşık. Yani her uçtuğunuz 10 uçaktan 8'i bu motorla uçuyor. Ve bu motorda bütün dünya genelinde 700 tedarikçi içinde en büyük tedarikçi biziz. O yüzden diyoruz yani dünyada uçan ne varsa en az yarısı bizde uçuyor diye. Nasıl yarısı bizde uçuyor? Çünkü onun bir kompresörü var. Yüksek basınç kompresörü 6-7 kademe. Bütün kanatlarını yekpare tek bir parça halinde verebiliyoruz. Yani düşünün yüzlerce kanat, klasik teknoloji, bunları tek tek işleyip dizeceksiniz. Yüzlerce parça. Sonra disklere dizeceksiniz. Diskleri de bir araya vidalayacaksınız. Parça sayısı çoğaldıkça reliability diyoruz biz. Güvenilirlik kat sayısı düşüyor. Her bir parça %99 reliable. Ama 100 tane önce 100 tane 0.99 yan yana koyun çarpın, reliability 0.60'lara falan düşer. %60 reliability de kimse de uçağa binmez yani. Değil mi? Ama tek parça olunca 0.99 reliability 0.99 reliability'dir yani. Tek parça halinde dünyada dedim bunu sadece General Electric, Cincinnati bir de biz yapabiliyoruz burada. Şaşırdı falan. Güzel bir şey yani, gurur verici bir şey. Biz yapabiliyoruz. Know-how'unu da biz geliştirdik. İşleme know-how'unu da biz geliştirdik. İmalat yeteneği de bizde var. Bizim sebebimizle dedim şu anda dünyadaki bilet fiyatları bu seviyede. Eğer biz bunu yapıp General Electric'e, Safran grubuna vermeseydik kendi bünyelerinde daha pahalıya yapacaklardı. Belki bilet fiyatlarınız %5-10 daha pahalı olacaktı belki. Yani karşılıklı win-win. Hani ortaklığı sordunuz. Kazan kazan olunca, iki tarafta kazanınca başarılı bir ortaklık olur ve devam eder. Bizimki de öyle. Ben buradan F-110 motoruyla devam etmek istiyorum. Çok büyük bir tecrübesi var TEİ'nin. Kuruluş amacı F-110 motoru. Ama motorlar dediğiniz gibi aradan nereden başladı? 35 yıl geçmiş ama milli muharip uçağın ilk aşamalarında da test amaçlı ve ilk versiyon olarak da F-110 motorları kullanılacak. Bununla ilgili bir çalışmanız var mı? Çünkü siz bu konuda Türkiye'deki çok önemli bir kuruluşsunuz. Tabii. Şimdi milli muharip uçağın motoru devasa bir motor. Yani şöyle söyleyeyim, 30-35 bin beygir gücünde dev bir motor. Bu çalışma hemen böyle 2 yılda, 3 yılda, 1 yılda bitecek bir şey değil. Tabii ki o yüzden TAI'de ne yaptı? Gitti bir tane interim motor diyoruz. Geçici motor modeli seçti. Ve doğru olarak bir F-110'u seçti. Niye doğru olarak diyorum? Eğer başka bir motor seçseydi Türkiye'de F-110 motorları ile ilgili bir know-how ve imalat ve montaj ve test altyapısı var. Nerede var? TEİ'de var. Çünkü biraz önce söyledim. Türkiye'de hava kuvvetlerimizin kullandığı bütün F-110 motorları burada imal edilmiş. Bunun bir know-how var. Ama başka bir motor da seçebilirlerdi ama bunun imalatı, montajı, testi vesaire bütün fixture'ları, dress kitleri, personelin eğitimi, yeni baştan bu altyapıyı kurmamız gerekecekti. Bu da hem zaman kaybı hem de ilave maliyet getiriyor doğal olarak. O yüzden F-110 motorları doğal bir seçimdi. Ama çok ciddi rakipleri de vardı daha ucuza veren. Bilmiyorum artık onlar nasıl karar verdiler. F-110'u seçtiler. F-110'u seçtikleri için biz dedik ki onlara, F-110'u zaten biz üretebiliyoruz. Yani üretebiliriz derken iki şey var bunun içinde. Bir, her bir parçayı üretmek. İki, parçaları masaya dizdim, bunu motor halinde üretebilmek. İkinci kısmını zaten %100'ünü burada yapabiliyoruz. Parçaların hepsini masaya dizdim mi, ben bunu parçalardan bütün haline getirip, motor haline getirip, çalıştırıp, testini yapıp, kalifikasyonuna mührünü basabilecek yeteneğim var. Onu zaten yapabiliyorum. Her bir parçasını burada tek tek yapabiliyor muyum? Buraya baktığınız zaman motorun %50'den fazlasını Türkiye'de yapabilecek yeteneğim de var. Şu anda da imal edebilirim. İmal etmek ister miyim? Ekonomik olarak feasible mi ona bakarım. Yani şöyle kompleks bir parçayı imal etmek için şöyle bir altyapı kurmam lazım. Onun bedeli şu kadar. Ama ürettikten, imal ettikten sonra 10 tane motor yapacaksam, ya kardeşim bu değmezsem onu hazır imal eden atıyorum. İsveç'te bilmem ne firması var. Git al, tak yani. Daha ucuz. 10 tane parça için imalat altyapısı mı kurulur? Gibi. Yani ama biz şu anda ilk milli muharip uçağın ilk uçacak motorları için imalatını Türkiye'de burada yapmak için hazırlık yapıyoruz. Belki ilk motora yetişmeyebilir bürokrasi şeyi falan, çünkü izin falan da almak gerekiyor. Amerikan izin süreçleri var biliyorsunuz. Belki ilk motora yetişmeyebilir ama hemen ilk test motorundan sonraki motorları biz burada üreteceğiz gibi gözüküyor inşallah. Görüşmelerimiz sürüyor. Bu da size yeni bir farklı bir iş daha getirmiş olacak. Sizin genel müdürlük ve sonrasında yönetim kurulu başkanınızla birlikte mühendisliğe doğru ve ürün geliştirmeye doğru bir yapı TEİ'nin evrildiğini görüyoruz. Daha çok parça konusunun yanı sıra burada geliyor. Evet. Peki gelecek 10 yılda hedefleriniz neler? TEİ'yi nereye taşımak istiyorsunuz? Efendim şimdi şöyle, belki internette de seyretmişsiniz. Bu vizyoner genç şeyinde külliyedeki konuşmamda da değinmiştim. Ben savunma sanayindeki motor ihtiyacımızı, Türkiye'nin motor ihtiyacını 3'e böldüm. Elektrik motorlarını buraya takmıyorum. Elektrik motorları biliyorsunuz her yerde kullanılıyor. Yani çamaşır makinesinden süpürgeye kadar elektrik motorlarının dehşet bir kullanım alanı var. Onlar ayrı bir dünya. Ama fosil yakıtlı hatta savunma amaçlı motorları 3'e grupladım. Pistonlu motorlar, türbinli motorlar, jet motorları halk arasındaki şeyle. Bir de roket motorları. Roket motorları ayrı bir dünya. Onlar sıvı yakıtlı olanı var, katı yakıtlı olanı var. İşte bunlar Roketsan bu iş için kurulmuş. Onlar zaten çok güzel maşallah götürüyorlar, yapıyorlar, geliştiriyorlar. Bütün attığımız füzeleri cirittir, untaştır biliyorsunuz. Atmacadır maşallah güzel iş çıkarıyorlar. O yüzden biz roket motorları kısmına girmiyoruz ama bazı roketlerde jet motoru menzili uzatmak amaçlı kullanılıyor. İşte orta menzil gemi savar füzesi demin TC300'de örnek vermiştik. Orada menzil uzatıcı air breathing jet engine olarak giriyor oraya. Aslında katı yakıtla fırlıyor. Ondan sonra bizim motorumuzla hedefe kadar gidiyor. Ondan sonra varmış oluyor. Çünkü jet yakıtlı bir motor çok daha hızlı ilerliyor. Biz bu motorlardan pistonlu motorları İHA'lar dolayısıyla girdik ve bu yeteneği geliştirdik. Hem benzinli pistonlu motor hem de dizel pistonlu motorlarımız var. Şu anda PD170'ten önce yaptığımız ama anons edemediğimiz bazı motorlarımız var. Gökyüzünde 30.000 saati yaklaşık problemsiz olarak çalışmış ve hala şu anda ordumuzda görev yapan motorlarımız var. Pistonlu kısmını artık çözdük diyoruz. Yani pistonlu kısmında devletimizin ne ihtiyacı olursa, gemilerde bile ağır dizeller oluyor, lokomotifte bile oluyor biliyorsunuz. Devletimizin dizel, benzinli, pistonlu bütün motor ihtiyaçlarını geliştirebilecek know-how'umuz artık TEİ'de var. Jet grubunda da bu turbo şaftla beraber bir jet motoru önce yapıyoruz. Sonra arkasına bir kademe güç türbünü takıyoruz ki pervaneyi çevirsin. Aslında helikopter motoru jet motorunun arkasına power türbün takılmış halidir. Zaten jet motorunu yapmış oluyoruz. Yaptık zaten. Jet motoru çekirdek teknolojisine geliştirdik. Zaten ondan da bahsetmiştim. Ve gerçek anlamda bir jet motorunu çalıştırarak Şampiyonlar Ligi'ne havacılık motorlarında çıktık. Bundan sonra da artık bunu bir turbofan savaş uçağı motoru mu? Yoksa high bypass fan yolcu uçağı motoru mu? Yoksa turboprop Hürkuş gibi bir uçağın motoru mu? Yoksa gemilerde de kullanılıyor aeroderivatif biliyorsunuz. Onunla ilgili veya tank motoru mu? Veya tank motoru mu? Evet, tank hibrit mesela jet motorlu hibrit tanklar da var. Abrams tankları gibi. Yani bunları artık bizim elimizde yeteneğimiz var. Devletin ihtiyacı olduğu yere göre bunu ölçekleyip tasarım araçlarını da yazılımlarda yazdığımızı söyledim. Tabii ki bunları geliştirmeye devam ediyoruz. Artık devletimizin savunma amaçlı motorlarını ileriye doğru her türlü motor ihtiyacını karşılayacak duruma inşallah geldik. Roket motorlarını ayrı tutarsak. Hedefimiz de devletimiz bize ne talimat verirse, ne ihtiyacı olursa onu inşallah başarıyla devletimize teslim etmek. Çok teşekkürler vakit ayırdığınız için. Bize böyle bir ders gibi işte uçak motoru nasıl çalışılır, ne yapılır, ne özellikleri varmış gibi de çok da güzel anlattınız. Ağzınıza sağlık. İnşallah TEİ'yi çok daha iyi yerlerde kendi ürünleriyle görmek nasip olur diyoruz. Sizlere de vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun.